Ay 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 ay, çocuğu görüyor musun? Of. Ve arkadan vuruyor. Ya anlat şunu, anlat. Ya pozisyonu bu, anlat. Bu var ya, bu seyirciler. İlave yardımcı hakem, kale arkasında bulunan yardımcı dayak hakeme tribünden atlayan bir taraftar arkasından geliyor. Bak arkadan. Arkadan gelerek önce üstüne yumruk atıyor. Yumruk atıyor. Yerde tekmeliyor. Bir daha yumruk atıyor. Bir daha yumruk atıyor. Üç defa yumruk atıyor. Bir kez tekmeliyor. Gerçekten yani. Ya bu Allah, var ya, bu atlayan ahlaksız yüzüne Allah, o ya, hakemin var ya suratına geldi, o volkan var ya onu oraya ya, gömer ya, hocam ya. Gömer gömer, ayıptır bu ya. Hani bu ne yaptı, ilave yardımcı hakem ne yaptı hocam ya? Ne yaptı ya? Ya bir insana arkadan işte biliyorsun vuruyorsun. Ya onu göremedi. Bu mu delikanlılığı? Bu mu? Adamlık mı bu ya? Adamlık mı bu ya? Arkadan adama vurmak, hakeme vurmak, bu mu delikanlılığı senin? Ahlaksız herif. Yazık yazık. Terbiyesiz. Bu nedir hocam ya? Şuraya bu ne? Ya, böyle bir rezillik olur mu ya? İşte bu adamı diyorum. Bu adamı. Bu adam hapse, hani 10 yıl. Hapse atacaksın kardeşim bu adama. Bak kablolar kesildi. Bak, bak kameranın, bak yayıncı kuruluşun yayını gitti. 6222 açık. Alacaksın, hapse atacaksın. Bu ne hocam? Terbiyesizliğin danışkası bu ya. Çık diyor bak Vitor Pereira. Pereira da diyor ki. Olaylar içeri tabii gelir. Haklı ya, bir tane futbolcu gelir. Ama bak gelir. Ersun Yanal gibi içeri kaçmıyor. Bak. Aynen hocam. Ersun Yanal gibi içeri kaçmıyor. Vitor Pereira takımı saha içinden soyunma odasına gelene kadar saha içinde bekliyor. Yazıklar olsun. Yani ben yazıklar olsun. Net bir kişi, iki kişi hocam ne hale getirdi görüyor musun? Bak yazık şu maçı ya. Ne hale getirdi? Sen nasıl böyle hakeme vurabilirsin ya arkadan? Sen kimsin ya? Bu Trabzonlu'ya, bu Karadeniz'e yakışmıyor. Yakışır mı? Delikanlı'ya yakışır mı ya? Delikanlı'ya yakışmıyor. Hadi de ki bırak. Kavga ettin diyelim ya. Yani, arkadan yumruk atmak ya. Ya yüzüne gel de bak onu oraya gömüyor mu gömmüyor mu Volkan? Volkan mı? 2 metre boyu olan bir adam. Arkadan geliyorsun vuruyorsun. Bu ne abi? Ayıp 85. Ya. Dakikada planlı ayıptır bir şekilde ya. Kale arkasında bir gerginlik oluyor belli. Maçı bitirmemek için oluyor bu yani. Aynen öyle. Ben onu yani maç içinde. Tamam işte bak. Maç... Haluk bunların müsebbibi kimse bulunup cidden diyorum cezayı işte uygulanacak. Ben Muharrem Usta'nın yerinde olsam, Sayın Muharrem Usta'nın yerinde olsam istifa ederim. Ben soruyorum. Ben bir şey sorayım mı? Ben istifa ederim. Etmek zorundasın. Hak etmiyorlar başkanım. Hak etmedikleri için söylüyorum. Sportmen dışı bir hareket bu. Bir Karadenizli'ye, bir Trabzonlu'ya, bir delikanlıya, bir adama yakışır bir şey mi? Arkadan ne yapacak biliyor musun? İstifa et başkan. Yemin ediyorum olağanüstü bir karar. Bir yıl kapatacak kardeşim Trabzon'un sahasını. Kendi sahasında oynamayı hak etmiyor Trabzon. Bir yıl kapatacak. %100 kapatıyorum. Yeni statları da atılıyor, oynatmayacaksın. Oynatmayacaksın abi. Bir bu sene. Bu kaç hocam? Ne zaman ki öğrenecekler? 5 maç, 6 maç seyircisiz oynatacaksın. Ne zaman ki öğrenecekler? Tamam ya hocam maç ne başlamadan. Ne zaman ki kendi kendilerini zapt edecekler. Ya hocam hangi maç başlamadan önce biz bu maç yarım şey kalır diyoruz. Ya. Dört ihtimal diyoruz ya. Hangi maç için diyoruz bunu? Yani burada oynandığı zaman Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu maçın tamamlanmama ihtimali tamamlanma ihtimalinden daha yüksek hocam. Ya yani böyle rezillik yapılanlar ya. Var ya, iğrenç hocam, ya. Hakemden Haluk'a bağlanabiliyor muyuz İyi Bey? Bir Haluk'u arayalım. Yapılanlar iğrenç. Bir Haluk'u arayalım. Haluk'tan bir bilgileri alalım. Belki gerçi bağlanabiliyorsak. Bu arada 15.500 bilet satıldığına dair bana bir haber gelmişti. Stat'taki izleyici sayısı ise 18.200'dü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi Haluk? Orada bir 3.000 kişilik bir kime o biletler kime gitti ona bakmak lazım. Ona bakmak lazım. Ya insan bak, gerçekten çok üzülüyor. Yani çok ne söyleyeceğini ciddi bilemiyor insan. Yani üzülür müsün? Yani sinirlenir misin Tanju abi? Moral bozuldu. Bak Tanju abi gözyaşını tutamıyor abi. Yıllarca o işe emek vermiş bir adam. İl Bey. Yani bilmiyorum ki ne yapacağız, ne edeceğiz yani bu. Ya bir iğrenç bak, ya, iğrenç. En iyi aslında bunu en iyi ifade edecek adam Tanju abi. Baksana gözleri i̇ğrenç doluyor abi adamın. Ya ben de kardeşim orada o hakeme var ya, hakeme vuruluyor ya, bu olacak iş değil ya. Bu alçaklık, bu insanlık falan değil bu. Şu yemin ediyorum yazık ya. Stat'taki Fenerbahçe bayrağını da indirdiler. Aferin, aferin devam edin. Futbolu bu hale getirdin. Ya ben böyle bir şey görmedim. Maç öncesinde Galatasaray formasını yakıyorsun. Maç sonunda hakemi dövüyorsun. Maç bitmeden sahaya yabancı madde atıyorsun. Hakem içeri girmiş. Fenerbahçe bayrağına çıkıyorsun oraya. Oraya nasıl çıkar bir insan? O bayrağı alıyorsun indir. Ne oluyor abi? Ne geçiyor elinize ya? Ne oluyor ya? Ne ya futbol ya eğlenceden başka bir şey değil ya. Ne oluyor ya? Ya bir de Karadeniz insanı delikanlıdır kardeşim. Vallahi delikanlıdır ya. Ben de senelerce maç yönettim. Arkadaşlarım, dostlarım var ya. Ya bunu yapanların ben Karadenizli olduğuna da inanmıyorum ya.
Bunu yapan ahlaksız. Ya bunu tabii ki, bunu tabii ki bir insan, tane... insan da demiyorum buna. Bir kişinin yaptığını koskoca bir şehre mal etmek... Yazık ya. Tabii ki doğru değil ama yani bu kadar da çok olması da ayıp be kardeşim. Ayıp yani.